Sevgili izleyiciler, meclis açıldı ama yine tutuklu milletvekilleri olmadan açıldı. Meclisin önünde ise Balbay'a özgürlük girişimi milletvekili Mustafa Balbay'ın özgürlüğü için eylem yaptı. Meclis tutuklu milletvekilleri olmadan yasama yılına başladı. Halkın oylarıyla seçilen 8 milletvekilinden 7'si hala tutukludur. Meclisin açıldığı sırada Balbay'a özgürlük girişimi, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın özgürlüğü için meclis önünde eylem yaptı. Milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerine 2 yıldır görevleri yaptırılmamaktadır. Mustafa Balbay için meclis önündeki Milli Egemenlik Parkı'nda yapılan açıklamaya, Balbay'ın eşiyle birlikte çok sayıda CHP milletvekili, gazeteci ve yurttaş katıldı. Meclis önündeki açıklamada konuşan Balbay'ın eşi Gülşah Balbay, AKP hangi cesaretle İzmir'den oy isteyecek diye sordu. Ey AKP iktidarı, önümüzde genel seçimler, yerel seçimler var. Ben eşim adına konuşuyorum. İzmir vekili olduğu için özellikle o bölge için konuşuyorum. Yarın öbür gün İzmir'e gittiğinizde halktan hangi cesaretle bana oy verin diyebileceksiniz? İzmirliler size söylemeyecekler mi? Biz vekilimizi seçtik ama mecliste göremedik demeyecekler mi? Balbay'a özgürlük eylemi, açılım paketiyle artık ilkokullardan da kaldırılan andımızın okunmasıyla son buldu. Hayır. Sahiden ne kadar demokratik bir paketmiş açılan. Muhalifler alınmadı, muhalif gazeteler. Efendim kimsenin soru sorulmasına izin verilmedi. O kadar demokrasiye doğru koşar adım gidiyoruz ki halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilleri hala içeride. Sadece onlar mı? Suçunun ne olduğunu bilmeyen binlerce, on binlerce insan hapishanelerde yatıyor şu anda tutuklu olarak daha çoğun.